Bu haftaki denememiz Nego denemesinin 6. denemesi. Evet, birinci sorumuz aşağıda demiş 3 çubuğun üzerine karaköklü ifadeler yazan boncuklar yerleştirilmiştir. Aynı dikey hizada bulunan birinci çubuktaki boncuğun üzerinde yazan karaköklü ifade, ikinci çubuktaki boncuğun üzerinde yazan karaköklü ifadeye bölünerek sonucu aynı hizada üçüncü çubuktaki sarı veya kırmızı renkli boncuğun üzerine yazılacaktır. Yani ne yapacağız arkadaşlar? Bu ikisini böleceğiz, buraya yazacağız. Bu ikisini böleceğiz, buraya yazacağız. Sonra sarı boncukların üzerine yazılacak karaköklü ifadelerin toplamı A. Yani şunların toplamı A. Bunların toplamı da B olacakmış. A ile B'nin çarpımını istiyor. O zaman biz bunları bölelim. Bunu bölebilmek için kök içerisinde arkadaşlar 40 bölü 5'ten. O da ne yapar arkadaşlar? Bizim kök 8 şeklinde söyleyebiliriz. Bunu bölecek olursak, bunu içeri atarsak 40 yapar. Kök 40. O zaman kök içerisinde arkadaşlar 120 bölü 40. Bu da bizim arkadaşlar kaç yapar? Kök 3 şeklinde söyleyebiliriz sonucu. Bunu böldüğümüz zaman kök içerisinde 128 bölü arkadaşlar 4 diyebiliriz. 128'i 4'e bölersek arkadaşlar kök içerisinde 32 yapar. Bu ikisini bölecek olursak 3 kök içerisinde arkadaşlar 75 bölü 25 diyebiliriz. 75'i 25'e bölersek 3 yapar. Yani 3 kök 3 şeklinde söyleyebiliriz sonucu. Bu ikisini böldüğümüz zaman kök içerisinde 80 bölü 10 şeklinde söyleyebiliriz. Bu da arkadaşlar bizim neye eşittir? Kök 8'e eşittir. Ben bu ikisini bölecek olursam eksi 2 kök içerisinde arkadaşlar 45 bölü 15. O zaman buradaki ifademiz eksi 2 çarpımında 45'i 15'e bölersek 3. O zaman eksi 2 kök 3 şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi gelelim arkadaşlar burada çarpımlarına. Şimdi şunların kendi toplamlarını sarıları kendi aralarında toplayacakmışız. Buradaki ifademiz 2 kök 2 arkadaşlar. Buradaki ifademiz bizim 4 kök 2. Aynı şekilde buradaki ifademiz 2 kök 2. Demek ki A ifadesine baktığınız zamanki durumda arkadaşlar bizim kaça eşit olur? 2, 4, 6, 6, 8. Toplamda 8 kök 2'ye eşittir şekilde söyleyebiliriz. Peki diğerlerine bakalım arkadaşlar. Şunlara bakalım. Bunları 3 kök 3 yani 1 kök 3. 3 kök 3 toplarsak 4 kök 3 yapar. 2 kök 3'ten çıkarttığımız zaman çünkü eksi 2 kök 3 demiş arkadaşlar. O zaman buradaki ifademiz de arkadaşlar bizim neye eşit olur? 2 kök 3 şeklinde söyleyebiliriz. Bizden istenen şu iki ifadeyi çarp diyor arkadaşlar. O zaman iki ifadeyi çarparsam yani 8 kök 2 ile 2 kök 3'ü çarptığımız zamanki durumda 8 kere 2 16. 2 kök 2 ile kök 3 çarparsam kök 6. Yani cevabımız arkadaşlar bizim bol şeklinde söyleyebiliriz. Evet, ikinci sorumuz aşağıda kutu içerisinde eşit büyüklükte sarı, kırmızı, mavi, yeşil renklerde Lego parçalarının eşit sayıda bulunmaktadır demiş. Kerem bu Lego parçalarını aynı renkte olanları bir araya getirerek farklı büyüklüklerde ön yüzü kare şeklinde aşağıda modelleri elde ediyor. Son durumda Kerem'in kutu içerisinden rastgele alacağı bir Lego'nun renklerine göre seçilme olasılıkların büyükten küçüğe doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Şöyle diyelim arkadaşlar, hepsinden eşit miktarda olduğuna göre hepsinde 100 olduğunu düşünelim. Yani 100 tane bizim turuncu, 100 tane mavimiz, 100 tane kırmızımız ve 100 tane de yeşilimiz olduğunu düşünelim. Şimdi burada kaç tanesini kullanmış? 5'e 5 olduğundan dolayı 25 tanesini kullanmış. Buradan 16 tanesini kullanmış. Buradan arkadaşlar bizim 64 tanesini kullanmış. Buradan arkadaşlar 36 tanesini kullanmış. O zaman kalan miktara göre baktığınız zamanki durumda en fazla baktığınız zamanki durumda mavi olduğunu görebilirsiniz. Çünkü 100'den 16'yı çıkartırsak kalan miktarımız daha fazladır mavi için. Sonra arkadaşlar buradan bakıyoruz. Zaten bir tane mavi büyük olan var. O zaman ne yapabiliriz? Cevap bolu deriz. Sonra ne gelmesi lazım? Kırmızı. Çünkü 100'den 25 çıkartırsam arkadaşlar 75 yapar. Kırmızı gelir. Sonra yeşilimiz gelecek. Sonra da arkadaşlar bizim sarımız gelecek şeklinde söyleyebiliriz. O zaman cevabımız neye eşittir? Bolu'ya eşittir diyebiliriz. Evet, üçüncü sorumuzda arkadaşlar aşağıda bir mancılık arabası verilmiştir diyor. Başlangıç noktasına baktığınız zaman 4 metre uzaklıkta arkadaşlar başlangıç noktasına. Mancılık arabası potasına konulan kilogram cinsinden kütleyi kök 12 katı kadar metre cinsinden ileriye fırlatmaktadır diyor. Mesela potamızda 2 kök 12 kilogramlık bir taş varsa 2 kök 12'yi kök 2 ile çarparsak 24 metre ileriye ne yapıyormuş arkadaşlar? Fırlatıyormuş. Taş konulan kısmı başlangıç noktasından 4 metre ileride bulunan mancılığın
potasına 4 kök 6 kilogramlık bir taş konuluyor. O zaman 4 kök 6 kilogramlık bir taş konursa ben bunu kök 12 ile ne yaparım? Çarparım. Bu da 4 kök içerisinde 72 yapar. Bunu içeri atarsak arkadaşlar o zaman burası ne yapar bizim kök içerisinde arkadaşlar 1152 şeklinde söyleyebiliriz. Peki 1152 benim hangi iki tam sayı arasındadır diyebiliriz. Şıklardan gidelim. Mesela arkadaşlar 30 30 olursa ne yapar? 900 yapar. O zaman 33 ile 33 diye düşünelim. 33 ile 33'ün çarpımı arkadaşlar bizim kaç yapar? 1089 şeklinde söyleyebiliriz. 34 ile 34'ün çarpımı arkadaşlar bizim kaç yapar? 1156 şeklinde söyleyebiliriz. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? 33 ile 34 arasında olması gerekiyor. Ama burada başlangıç noktamız 4'ten ne yapacak arkadaşlar? Sonra. Yani 4'ten ilk önce 4 birimlik bir aralığımız var. O zaman ben bunlara 4 birim eklemem lazım. 33'e arkadaşlar 4 birim ekledim. Kaç yapar bizim? 37. 34'e arkadaşlar 4 birim ekledim. O zaman 38. Demek ki hangi ikisinin arasında olması gerekiyor? 37 ile 38 arasında. Yani cevap nedir? Denizli şeklinde söyleyebiliriz. Evet, dördüncü sorumuzda Ejrin, sonra Aylin ve Sabiha eş büyüklükteki renkli halkaları aşağıdaki abaküste belirli bir kurala göre yerleştirmiştir diyor. Ejrin birinci bir numaralı çubuğa her seferinde 5 adet sarı halka yerleştirdikten sonra 1 adet yeşil halka yerleştiriyormuş. Yani 6 tane de 1. Sonra Aylin 2 numaralı çubuğa her seferinde 3 adet sarı halka yerleştirdikten sonra 1 adet mavi, 1 adet yeşil halka yerleştiriyormuş. Yani toplamda 3, 4, 5. 5 tane de 1. Sonra ne diyor? Sabiha ise 3 numaralı çubuğa 1 ve 2 numaralı çubuklardaki yeşil halkalar aynı hizaya gelene kadar kırmızı halka, aynı hizaya geldiğinde ise yeşil halka yerleştirmiştir. Buna göre Ejrin, Aylin ve Sabiha aynı hizaya 3. kez yeşil halkaları yerleştirdiğinde Sabiha en az kaç kırmızı halka yerleştirmiştir? O zaman ben bunların ikisini ek kokunu aldığım zaman kaç yapar? 30. Demek ki 30'da bir yeşiller ne yapıyor? Aynı hizaya geliyor. Yeşiller aynı hizaya geldiği zaman demek ki 30 tane de buraya ne yapması lazım? Kırmızı halka yerleştirmesi lazım. Birinci için düşündüğümüz zamanki durumda. O zaman 30 tane yerleştirdikten sonra buraya bir 31. Gelecek olan şey ne olacak? Yeşil olacak. Sonra tekrar burası 30 tane yerleştirecek. 30 tane yerleştirdiği zamanki durumda buraya o zaman 29 tane gelmesi gerekiyor. Sonra 3. keze baktığımız zaman tekrar 30 tane geldiği zamanki durumda o zaman ne yapacak? Bir tane daha eksilteceğiz. En sonuncusunda 28 tane gelmesi gerekiyor. Demek ki birinci karşılaşmalarında 30 tane, ikinci karşılaşmalarında 29 tane, üçüncü karşılaşmalarında 28 tane gelmesi gerekiyor. Ben bunları topladığım zaman cevabımız 87 şeklinde söyleyebiliriz. Yani cevap Adana'dır. Evet, 5. sorumuz arkadaşlar, şekil 1'de dikdörtgenler prizması şeklinde biçiminde olan bir sandığın kapalı hali, şekil 2'de ise kapağın üzerinde dik olarak açılmış hali verilmiştir diyor. Buna göre sandığın şekil 2'deki halinin dikdörtgen şeklindeki ön ve yan yüzeylerinin santimetre kare cinsinden alanları toplamını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi buraya baktığınız zaman eğer burası B kadarsa burası zaten B kadar. Yani burası B kadarmış. O zaman buranın tamamı A kadarsa demek ki burası A-B kadar. Yani yan kenarımız demek ki arkadaşlar bizim A-B'ye eşitmiş. Ben bunların şu ikisinin toplamını istiyorum. Ben bunu şöyle çizecek olursam. Mesela burası bizim neydi? B'ydi. Burası A'ydı. Demek ki şu kenarımız aslında bizim neye eşitmiş? A artı B şeklinde söyleyebiliriz. Bu kenarımız A-B. Yani bizden buranın alanını istiyor. Şu ikisinin toplamı. Şu ikisinin toplamı. O zaman A-B ile A artı B'nin çarpımı demek arkadaşlar bu. Bu da bizim nedir? 2 kare farkı demek. 2 kare farkı da neye eşittir? A kare eksi B kareye eşittir. Yani cevap nedir? Boludur. Evet, 6. sorumuz. Aşağıda küp biçiminde özdeş 3 adet kaptan 2 tanesinde bulunan su seviyeleri gösterilmiştir diyor. A kabında bulunan su seviyesinin yüksekliği B kabında bulunan su seviyesinin yüksekliğinden 7 santim daha azdır demiş. Bizden A kabında bulunan su seviyesinin yüksekliği kaç santimdir diye sormuş. Buna ben X kadar dersem burası az olan arkadaşlar X artı 7 yapar. Ve benden istenen şu, ikisinin toplamını arkadaşlar buraya boşalttığımız zamanki durumda 41,5'e eşit olduğu söylenmiş. O zaman ben buradan 2x artı 7'yi o da eşittir 41,5 olarak bulabilirim. 7'yi bu tarafa gönderecek olursam o zaman 2x eşittir bizim kaç yapar arkadaşlar? 34,5 şeklinde söyleyebiliriz. Ben bu her iki tarafı da 2'ye bölebilirim. 2'ye böldüğüm zamanki durumda x eşittir benim 17,25 şeklinde söyleyebiliriz. Yani cevabımız Adana şeklinde diyebiliriz arkadaşlar. Evet, 7. sorumuzda ürün çeşidine göre ürünlerin alış ve satış fiyatları verilmiş. Yukarıda sütun grafiğinde bir mağazanın tişört, şapka ve pantolonun alış ve satış fiyatları gösterilmektedir diyor. Mağazadaki bu 3 üründen eşit sayıda satıldığına göre elde edilen kar aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Karlarına bir bakalım. 48'den 36'yı çıkarttığım zaman kaç yapar? 12 TL karımız var. 60'dan 36'yı çıkarttığımız zaman 24 TL'lik karımız var. 60'dan 48 çıkartırsam 12 TL'lik karımız var. O zaman toplamda baktığınız zamanki durumda 12, 24, 12 toplarsanız kaç yapar arkadaşlar? Bizim 48 TL'lik bir karımız var. Hepsinden birer tane satılmış olsaydı. Demek ki eşit miktarda satıldığına göre 48'in katı olması gerekiyor. 48'e bölünebilen sayı olması lazım. 248 bölünmez, 260 bölünmez, 272 bölünmez. 288'i 48'e bölersek arkadaşlar bizim kaç yapar? 6 yapar. Demek ki cevabımız ne eşittir? Denizli'ye eşittir diyebiliriz. Evet, 8. sorumuzda aşağıda şekilde kabın içerisinde bulunan bir miktar suyun zamana göre değişim grafiği ile gösterilmiştir diyor. Kabın içindeki suyun zamana göre değişimi. Kalan su miktarı zaman dakika şeklinde verilmiş. 420 litrelik suyumuz varmış arkadaşlar burada. Demek ki 420 litre ise 420'den 378 çıkartsam kaç yapar? 42 kalır. Demek ki 42 litrelik suyu 6 dakikada ne yapmış arkadaşlar? Boşaltmış. O zaman 42 litreyi 6 dakikada boşaltıyorsa 1 dakikada arkadaşlar bizim 7 litrelik suyu ne yapıyor arkadaşlar? Boşaltıyor. Bu burada bulunsun. Kabın alt kısmında bulunan musluk kabın içerisindeki suyu boşaltmaktadır. Buna göre musluk kaç dakika sonra kapatılırsa kabın içinde kalan su miktarı boşaltılan su miktarının 3 katı olur. Boşaltılan su miktarının 3 katı olduğuna göre boşaltılan su miktarına x kadar dersem kabın içerisinde kalan suyumuzu 3x yapar. Bu ikisinin toplamı da arkadaşlar bizim 420'ye eşittir. O zaman x kaça eşittir arkadaşlar? 4x'e eşittir. 420 ise x eşittir. 105 yapar. Demek ki boşaltılan su miktarı 105 olması lazım. Peki 105 litreyi arkadaşlar kaç dakikada ne yapar arkadaşlar? Boşaltır. Bunu istiyor bizden. O zaman 7'de 1 dakika 7 litreyi 1 dakikada boşaltıyorsa 105 litreyi kaç dakikada boşaltır? İşler dışlar çarpımı yapacak olursanız 105'i 7'ye bölersem o da kaç yapar? 15 dakika yapar. Yani cevabımız ne eşittir? Adana eşittir diyebiliriz. Evet, 9. sorumuzda yarı çapı demiş, R olan bir dairenin çevre uzunluğu 2 pi R ve yüzey alanı pi R karedir demiş. Aşağıdaki halkaların çevre uzunlukları altlarında verilmiştir diyor. Çevremize baktığımız zaman o zaman 2 çarpımda pi çarpımda r, yani 3 çarpımda r benim kaç eşitmiş? 18'e eşitmiş. 6'ya böldüğünüz zaman yarı çapımızı biz buradan kaç bulabiliriz arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 3 şeklinde söyleyebiliriz. Aynı şekilde burası 2 çarpımda 3 çarpımda arkadaşlar r'miz. Bizim neye eşitmiş? 48'e eşitmiş. 48'e bölecek olursam 6'ya, o zaman yarı çapımız arkadaşlar bizim kaç yapar? 6 kere 8'den 48'den 8 bulabiliriz. Aynı şekilde 2 çarpımda 3 çarpımda arkadaşlar R'miz 60'a eşitse o zaman yarı çapımıza kaç bulabiliriz? 10 bulabiliriz. Bunları bu şekilde arkadaşlar buraya koyuyor. Buraya koyduğu zamanki durumda o zaman şöyle bir şekil çıkar. Burada mavimiz var en altımızda. Sonra bunun üstünde arkadaşlar kırmızımız var. Sonra bunun üstünde de arkadaşlar bizim sarımız var şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi sarının yarıçapı arkadaşlar bizim kaçtı? 3'tü. Aynı zamanda kırmızının, bakın şurası arkadaşlar sarı, burası arkadaşlar kırmızı şeklinde düşünelim. Benden sadece şu halkayı, yani kırmızı görünen bölgeyi istiyor. Kırmızı görünen bölgeyi bulabilmek için tüm kırmızının alanından, yani yarıçapımız 8 ya, yani pi çarpımında, yani 3 çarpımında 8'in karesinden neyi çıkartmamız isteniyor? Sarının karesi alanını çıkartmamız isteniyor. Yani 3 çarpımında arkadaşlar 3'ün karesini çıkartmamız isteniyor. O zaman ben buradan ne yapabilirim? Şunu söyleyebilirim. 64'ü 3 ile çarparsam arkadaşlar burası 192 yapar. 192'den o zaman neyi çıkartacağız arkadaşlar? 9 kere 3'ten 27'yi çıkartacağız. O da bizim kaç eşittir? 165'e eşittir diyebiliriz. Cevabımız arkadaşlar Ceyhan şeklinde söyleyebiliriz. Evet, 10. sorumuzda aşağıdaki tabloların hangisinde x ve y değişkenler arasındaki doğrusal ilişki y eşittir 3x artı 2 denklemini ifade eder demiş. Buradan şıklardan gidebilirsiniz arkadaşlar. Mesela x'e 3 değeri verdiğim zamanki durumda burası 9. 9 artı 2'den kaç yapar? 11 yapması lazım. Demek ki bu yanlış. X'e 2 değeri verdiğim zaman 6. 6'ya arkadaşlar 2 daha eklersem burası kaç yapar? 8 yapar. Bu da yanlış. X'e 2 değeri verdiğim zamanki durumda evet gerçekten 8 yaptı. X'e 6 değeri verdiğim zaman 18 artı 2'den 20 yaptı. X'e 3 değeri verdiğim zaman 3 çarpımda 10 artı 2'den 32 yaptı. Demek ki doğru. O zaman cevabımız Ceyhan şeklinde ne yapabiliriz arkadaşlar? Söyleyebiliriz. Şıklardan gitmeniz en mantıklısı. Evet, 11. sorumuz. Aşağıda tesisatçı Hilmi Usta'nın elinde bulunan silindir biçimindeki adet boru göstermiştir diyor. Boruların uzunlukları 60 cm ile 90 cm arasında olduğu söylenmiş. Hilmi Usta bir iki borunun her birinin boy uzunluğunu %20 ile %30 arasında değişen bir oranda kısmını keserek kısaltmıştır diyor. Buna göre son durumda borulardan birinin boy uzunluğunun ilk santimetre cinsinden alabileceği tüm değerleri gösteren
Eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şöyle yapalım. %20'lik kısaltılması demek %80 ile çarpılacak. O zaman 60'ı alalım öncelikli olarak. 60'ın %80'ine baktığınız zaman 48'e gelecektir. Çünkü bu iki sıfırlar birbirlerine götürecek. 60'ın aynı zamanda %30 arasında kısaltırsak 70 ile çarpacağız demektir. 70 bölü 100'ü o da kaç yapacaktır? 42 yapacaktır. Demek ki burada 60 için baktığımız zaman 48 ile 42 arasında diyebiliriz. Peki şeye bakalım, 90 santime bakalım. 90'ı 80 ile çarparsak, yani %20 oranında kısaltırsak, o zaman ne yapar? 72 yapar. Aynı şekilde 90'ı arkadaşlar biz %30 oranında kısaltırsak 70 bölü 100'den kaç yapar? Bizim 56 yapar. Şimdi bize baktığımız zamanki durumda bizden ikisinin ortak alabileceği değerlerin bu aralığını soruyor. O yüzden arkadaşlar en küçüğüyle en büyüğü arasında düşünebiliriz. Demek ki burası 42, burası da 72 arasında olabilir. Ama burası hangisinin hangisine eşit olduğunu bilemediğimizden dolayı eşit olmayacak şekilde düşünmemiz lazım. Demek ki x'in alacağı değer bizim 42 ile 72 arasında olması gerekiyor. O zaman cevap nedir arkadaşlar? Adana şeklinde söyleyebilirim. Evet, 12. sorumuz, aşağıda verilen kare şeklindeki tarlanın eşit büyüklükte daire şeklindeki 4 bölgesine domates ekilmiştir diyor. Domates ekili bölgenin alanları toplamı 12x kare artı 4x artı 48 metrekareymiş. Şimdi gelelim arkadaşlar buraya. Buradan şunu söyleyebiliriz. Ben bunu 12 parantezine alırsam burası arkadaşlar x kare artı 2x artı arkadaşlar 4 şeklinde söyleyebiliriz. Yani bu ne demektir? 12 çarpımında x kare x artı 2'nin x artı 2'nin karesi şeklinde söyleyebiliriz burayı. X artı 2'nin karesi. Şöyle yapalım burayı. Şöyle düzgün. X artı 2'nin arkadaşlar karesi şeklinde söyleyebiliriz. Bu da bizim neye eşitmiş? Şimdi 1, 2, 3, 4. 4, 4 çarpımında arkadaşlar pi çarpımında r'nin karesine eşitmiş. Bir kere zaten bundan bu giderse burada kaç kalır arkadaşlar? 3. 3 ile pi'yi gönderdiğimiz zaman demek ki x artı 2'nin karesi arkadaşlar benim neye eşitmiş? R'nin karesine eşitmiş. Yani yarı çapımız aslında bizim neye eşitmiş? X artı 2 eşitmiş. Peki yarı çapımız x artı eşitse diyor ki buna göre iki domates ekili bölgenin merkezleri arasındaki mesafenin metre cinsinden cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? Merkezimiz burası, merkezimiz burası olsun. Demek ki benden istenen şu aradaki mesafemiz. Peki ben bu mesafeyi nasıl bulacağım arkadaşlar? Hemen şöyle bulabiliriz. Şimdi buradaki kenarımız arkadaşlar zaten ben biliyorum ki bunun yarıçapı kaça eşitti? X artı 2'ye eşitti. O zaman şurası arkadaşlar x artı 2'ye eşitti. Şuradaki kenarımız da arkadaşlar bizim x artı 2'ye eşitti. Peki bunun tamamının bir kenar uzunluğunu bulmamız lazım. Bir kenar uzunluğu içinde bakın şurada vermiş. Bu tarlanın alanını vermiş. Bu tarlanın alanı kare olduğuna göre o zaman 36 x kare artı 60x artı 25'i ben istersem şöyle bulabilirdim. 6x'e 6x, aynı şekilde burası 5'e 5. Ben bunları içler dışlar çarptığım zaman içindeki sayıyı da bulduğumdan dolayı bu ifademiz demek ki 6x artı 5'in karesine eşitmiş. Yani demek oluyor ki şuradaki bir kenarımız 6x artı 5. Bakın şurası arkadaşlar bizim 6x artı 5. Peki ben bundan neye çıkartacağım? 6x artı 5'ten arkadaşlar x artı 2 ile x artı 2'nin toplamını çıkartacağım. Yani 2x artı 4'ü çıkartacağım. O zaman eksi 2x eksi 4 diyeceğiz. Çıkartalım. 6x'ten 2x çıkarsa 4x kalır. 5'ten 4 çıkarsa artı 1 kalır. O zaman cevabımız neye eşittir? 4x artı 1. Yani cevap Ceyhan'dır. Evet, 13. sorumuzda arkadaşlar, İsmail bir kağıt üzerine köşelerinde daire olacak şekilde bir kare. Meryem ise başka bir kağıdın üzerine köşelerinde daire olacak şekilde bir üçgen çizmiş. İsmail ve Meryem çizdikleri kare ve üçgenin üzerine 420 ve 264 sayılarının dairelerin üzerine ise bu sayıların asal çarpanlarını yazdıktan sonra daireleri keserek kağıttan ayırıyor. Kesilen dairelerde aşağıdaki işlem oluşturulmuş. Burada dikkat etmemiz gereken şu, bu dairede bir araya getirilerek elde edebilecek en büyük sayı oluşturulmuş. Demek ki A'yı burada asal çarpanlarına ayırdığımız zaman A'nın en büyük 420'nin en büyük asal çarpanını alacağız. X ve Z'yi de aynı şekilde en büyüğünü almamız gerekiyor. O zaman 420'yi asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldüğümüz zaman arkadaşlar burası 210. 2'ye böldüğümüz zamanki durumda arkadaşlar 105. 3'e böldüğümüz zamanki durumda arkadaşlar bizim 35. 5'e böldüğümüz zamanki durumda 7. 7'ye böldüğümüz zaman 1. Bir kere buradan o zaman A'yı kaç almamız lazım? 7. Çünkü en büyük asal çarpanımız kaçtır burada? 7. Demek ki A'mız kaç olacak arkadaşlar? 7. Bir kere 7'ye bölünebilecek bir sayı var mı? Tam bölünebiliyor mu? Yok. Ha, ama burada ne diyor? Sayı oluşturun diyor. Sayının rakamları toplamı aşağıdaki asal sayılardan hangisine tam bölünebilir diyor. O zaman devam edelim. 264'ü bölelim. 264'ü böldüğümüz zamanki durumda 2'ye bölersem arkadaşlar burası kaç yapar? 132. Tekrar 2'ye böldüğüm zamanki durumda arkadaşlar 66. 2'ye böldüğüm zaman 33.
3'e böldüğümüz zaman arkadaşlar burası kaç yapar? 11, 11'e böldüğümüz zaman 1. Demek ki 11'imiz zaten burada var. O zaman buradan alacağımız değer ya buna 3, buna 2 veya arkadaşlar buna 2, buna 3 değeri vermemiz lazım. Şimdi 3'ün karesi dersek 9, 2'nin küpü dersek 8 gelir. Demek ki buna 3, buna 2 değeri vermemiz daha mantıklı. Yani o zaman 7 çarpımda 9 değeri elde ederiz. Bu da bizim kaç eşittir? 63. 63'ün rakamları toplamı arkadaşlar artı artı 3. O da eşittir kaç yapar? 9 yapar. 9 da arkadaşlar hangisine bölünebilir şıklardan? 3'e bölünebilir. Yani cevap Adana şeklinde söyleyebiliriz. Evet, 14. sorumuzda arkadaşlar ne yaparız? Şunu söyleriz. Yukarıda verilen işlem piramidinde üstte bulunan kare içerisinde yazan kareköklü ifade altında kendisine komşu olan iki karenin içerisinde yazan kareköklü ifadelerin çarpımına eşittir. Yani kök 2 ile kök 3'ü çarparsak arkadaşlar bizim kaç yapar? Kök 6. Şöyle yapalım burasını. Kök 6. Ondan sonra arkadaşlar kök 3 ile bunu çarparsak kök 18. Kök 6 ile kök 3 çarparsam kök 18. Kök 18 ile kök 18 çarparsam 18 şeklinde ne yaparız söyleriz. Bir kere kök 6 varmış. Hangisi değildir diye soruyor. 18'de bulduk. Devam edelim. Kök 18 demek aslında bizim neye eşittir arkadaşlar? Baktığınız zaman 3 kök 2 eşittir. O zaman 3 kök 2 ile bu ikisini çarparsam kök 15 yapıyor. 3 kök 2 ile 3 kök 2 ile kök 15'i çarparsam arkadaşlar 3 kök 30 şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi ben bu ikisini çarparsam arkadaşlar burası kaç yapacak? 54 kök 30 yapar. Demek 54 kök 30 da varmış. Demek ki cevap Denizli yokmuş arkadaşlar. Cevap ne diyebiliriz? Denizli şeklinde söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, 15. sorumuzda da ne yapmış arkadaşlar? Bize şunu söylemiş. Cetvel üretimi yapılırken ölçüm kolaylığı sağlaması amacıyla cetvelin sağ ve sol kısmında boşluk bırakılmış. Buraya baktığınız zamanki durumda arkadaşlar 2 santimlik boşluk bırakılmış. O zaman 10'a 2 santim daha eklersek 12 santim yapar. Burası 15 arkadaşlar, 1 santimlik ikisini toplam 1 santimlik boşluk bırakılmış. O zaman 16 yapar. Yani burası arkadaşlar bizim 12 santim. Burası arkadaşlar bizim 16 santim. Ben o zaman ne yapacağım? Şunu şöyle birleştirip şöyle bir cetvel elde edilmemiz isteniyor. Şöyle bir cetveli çizecek olursak, biraz yamuk oldu ama yapacak bir şey yok. Şimdi burası arkadaşlar bizim neye eşittir? 3 çarpımda 4. Burası arkadaşlar 4 çarpımda 4. O zaman burası 5 çarpımda 4 yapar. Yani uzunluğu kaç olması lazım? 20. Ama bize ne diyor? A ve B noktalarına temas ederek üçgen oluşturmak için sağ ve sol kısmında 2 santimlik boşluk bulunan en az kaç santimetrelik cetvel gerekiyor? O zaman demek ki buralardan 2'şer santim boşluk kurulacak. 2, 2'den kaç yapacak? 4 yapacak. O zaman 20'den neyi çıkartacağız? 4'ü çıkartacağız. O da kaç yapacak? En az arkadaşlar bizim 16 santimlik cetvel gerekiyor diyebiliriz. Yani cevap neye eşittir? Adana'ya eşittir diyebiliriz. Arkadaşlar geleli burada 16. sorumuz. 16. sorumuzda da şunu söylemiş. Aşağıda açılımı yüzey alanı 48 metrekare olan bir küp verilmiş. Şimdi bu açılımı verilen küp kapatıldıktan sonra yukarıdaki tahtanın üzerine yerleştiriliyor. Küp ok yönünde 12 tam tur attığına göre, bakın başlangıç noktası şuradan 12 tur tam tur atacak. Önce 48 arkadaşlar biz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6'ya bölelim. Çünkü neden? Tüm alanı bizim 48'miş. 6'ya böldüğümüz zaman bir tanesinin alanı 8 buluruz. Demek ki bir kenarımızda kaça eşittir? 2 kök 2'ye eşit şekilde söyleyebiliriz. Peki biz buradan ne yapmışız? 12 tam tur atmışız. Buraya gelmiş. 12 tam tur attığına göre o zaman 12 çarpımında arkadaşlar. Ne diyeceğiz burada? 12 çarpımında 4 tane kenarımız var her bir turda. Çünkü buraya baktığımız zaman bir bu, ikincisi, üçüncüsü, bir de 4. 4 tane yüzün üzerinde bu şekilde ne yapacak? Dönüp bu şekilde dönecek. 12 çarpımda 4 çarpımda 2 kök 2 şeklinde söyleriz. O zaman gideceği mesafe ne kadardır? 48 çarpımda 2'den o da işte 96 kök 2 yapar. Peki burada başlangıçta da şu aradaki mesafemiz var. Çünkü buradan bunu döndürmeye buradan başlıyoruz. Dikkat edecek olursanız. O zaman burada da bir 2 kök 2'lik mesafemiz var. O zaman 96 kök 2'yi ne yapacağız arkadaşlar? 2 kök 2 daha ekleyeceğiz. Bu da bizim kaça eşit olacak? 98 kök 2'ye eşittir şeklinde söyleyebiliriz. Yani cevabımız nedir arkadaşlar? Adana şeklinde diyebiliriz. Evet, 17. sorumuzda aşağıdaki torbada içerisinde renkleri dışında özdeş bilyeler bulunmaktadır diyor. Torbalar içerisinden sadece sarı ve kırmızı renkte bilyeler bulunduğuna göre torbalardan hangisinden rastgele çekilen bir bilyenin kırmızı renkli bilye olmasılığı en azdır demiş. 12 bölü arkadaşlar burası kaç yapar? 20 yapar. Burası arkadaşlar 10 bölü 19 şeklinde söyleyebiliriz. Burası 9 bölü arkadaşlar kaç yapar? 15. Burası arkadaşlar bizim 13 bölü kaç yapar? 25 şeklinde söyleyebiliriz. Burası
yarısını geçiyor arkadaşlar. 2 birim şeklinde düşünebiliriz. Burası yarısını rahat bir şekilde geçiyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde. Burası da yarısını geçmiş. Burası yarısının hemen hemen yakınında. En yakın olan bu. O zaman demek ki arkadaşlar en azımız bizim ne eşittir? Denizli şeklinde söyleyebiliriz. Evet, 18. sorumuzda aşağıda dikdörtgen şeklinde bir 4 adet pulun milimetre cinsinden kenar uzunlukları verilmiştir diyor. Buna göre yukarıdaki pullardan kaç tanesinin ön yüzünün alanı milimetre kare cinsinden bir doğal sayıdır diye söylemiş. Şöyle yaparız arkadaşlar. Bunları önce karekök dışına çıkartalım. Yani karekök içerisindeki sayıların aynı olması gerekiyor ki çarpıldığı zaman sonucumuz doğal sayı olsun. Burası bizim arkadaşlar 2 kök 5. Burası arkadaşlar bizim neye eşittir? 2 kök 3 diyebiliriz. Bir kere bu karekök içerisindeki sayılar eşit değil. Demek ki bu olamaz. Burası kök 48 arkadaşlar bizim 4 kök 3. Aynı zamanda burası 3 kök 3. Baktığınız zaman bu ikisini çarparsak olur. Aynı şekilde burası arkadaşlar bizim 4 kök 2 şeklinde söyleyebiliriz. Burası da 2 kök 2. Karekök içerisindeki sayılar aynı, bu da olur. Burası 5 kök 5. Arkadaşlar burası da bizim kök 5. Evet, bu da olur. Demek ki 3 tanesi ne yapabiliriz arkadaşlar? Doğal sayı diyebiliriz. Evet, 19. sorumuzda arkadaşlar ne demiş? Aşağıda verilen koordinat sistemde dikdörtgen biçiminde bir kağıt eksenleriyle çakışık olacak şekilde yerleştirilmiştir. Kağıdın kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayıdır demiş. Koordinat sisteminde eksenler üzerinde ardışık noktalar arası mesafe 1 santimdir demiş. Buna göre orijin ve K noktasından geçecek olan şöyle bir doğrunun denklemini istiyor arkadaşlar bizden. Şimdi yapacağımız işlem şu. 24'ün çarpanlarına bakalım. 1'e 24 olabilir. Mesela buraya x, buraya y şeklinde düşünelim. 8x'e 3y demiş arkadaşlar. Mesela x'e ben 3 değeri verirsem arkadaşlar, y'nin değerine de 8 değeri verirsem, o zaman arkadaşlar gerçekten de burası 3'e burası 8 değeri verirsem, 3 kere 8'den mesela burası 8 birim yapacak. Burası 3 birim yapacak. O zaman 3 kere 8'den 24 yapacak, alan verecek. Demek ki bu olabilir. Devam edelim. Aynı zamanda arkadaşlar başka hangi değerleri verebiliriz? Mesela diyelim ki arkadaşlar burada 3'e 8 değeri vermiştik. Mesela x'e 2 değeri verirsem burası kaç yapacak? Y'nin değeri 12 yapacak. O zaman ben buraya 2 değeri verirsem burası 12 yaparsa 2 ile 12'nin çarpımı kaç yapar? 24. Bunun alanı verir. Bu da olabilir. Başka hangi değeri verebiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Mesela diyelim ki x'e ben buradan şey değeri versem, 6 değeri versem, o zaman ben buraya 4 değeri versem, 6 kere 4 24 yapar ya, buraya 6 değeri versem burası da arkadaşlar bizim 4 değeri yapacağından dolayı, o zaman şu kenarımız 4 birim, bu kenarımız 6 birim yapar, 6 kere 4'ten 24 yapar. Demek ki bu da olabilir. O zaman cevabımız arkadaşlar bizim denizde olamaz şeklinde söyleyebiliriz. Evet, gelelim son sorumuza arkadaşlar. Burada da bir sütun grafiği, bir mağazanın Haziran ayında sattığı ürünlerin alış ve satış fiyatları verilmiş. Ürünlerin daire grafiğinde ise ürünlerin türlerine göre satış adetlerinin dağılımı verilmiş. Mağaza Haziran ayında toplam 120 adet ürün satmış olduğunu söylemiş. O zaman 120 benim 360'a eşit ise mesela 180 kaça eşittir? Yarıya inmiş, yarıya inecek. 60 tane olacak. Demek ki gömlek 60 tane satılmış. Aynı şekilde baktığımız zamanki durumda tişörtümüz, şurası bizim arkadaşlar 120-180 olabilmesi için 60 derece olması gerekiyor. Buranın ikisinin toplamı da 60 olacak o zaman. Buraya baktığınız zaman yine oranlama yaptığınız zaman 120'ye kaç gelecektir? 3'e böldüğünüz zaman arkadaşlar burası o zaman kaç yapacak? 40 tane gelecek. Buraya da arkadaşlar 20 tane gelecek demektir. Bir de burada baktığımız zaman toplamda karını istiyor bizden. Tişörtün karına baktığınız zamanki durumda 70 liradan 30 liradan almış, 70 liradan satmış 40 lira karımız var. Şapkada 40 liradan almış 20 lira karımız var. Aynı şekilde 80 liradan almış 40 liradan satmış. Yok, 40 liradan almış 80 liradan satmış. O zaman ne yapacak arkadaşlar? Bizim burada 40 lira karımız var. Buna göre o zaman ne yapacağız? Bakacağız. Gömleğimiz 40 lira kar olduğuna göre bir gömleğimiz 60 tane gömleğimiz vardı. 60 çarpımda 40 diyeceğiz. Artı şapkamız 20 tane vardı. 20 çarpımda o zaman her birine 20 TL kar yapmışız. Artı tişörtümüz 40 tane vardı. 40 çarpımda o zaman her birinden 40 TL kar yapmışız. 40. O zaman burasını çarparsanız 2400. Artı burası 400. Artı burası arkadaşlar 1600 yapar. Hepsini topladığım zaman 4400 şeklinde söyleyebiliriz. Yani cevabımız nedir? Bolu şeklinde söyleyebiliriz.